Günaydın. Bir video oyunu iptal edildiğinde tarihin farklı şekilde gelişmiş olması durumunda nasıl bir başarı elde edeceğini değerlendirmek zordur. İnsanlar sadece içeriğin küçük bir kesitine maruz kalır. Bazı ekran görüntüleri veya belki birkaç kaydedilmiş görüntü. Hideo Kojima ve Guillermo del Toro'nun Silent Hills'i birçok başarısız projeden farklı değildi. Silent Hills sadece bir konsept. Hayranlarının ve üzerinde çalışan insanların zihninde bir rüya olmaktan öteye gidemedi. Ancak geçen 10 yılın en saygı gören korku deneyimlerinden biriydi. PT adında oynanabilir bir tanıtım sürümü. Bu, önceki oyunların birçoğunda eksik olan dehşet duygusunu sunuyordu. Oyunların iptal edilmeleri trajiktir ve dünyayı acaba nasıl olurdu diye merak ettirir. Ancak sadece böyle düşünceler bırakmakla kalmazlar. Aynı zamanda somut deneyimler de bırakabilir. ''2010'ların başlarında korku oyunları kimlik krizi yaşıyordu. Amnesia ve Slenderman gibi bağımsız yapımlar ürkütücü deneyimler sunmaya devam ederken, türün en büyük serileri korkutma hissiyatı yerine ölme heyecanına odaklanarak giderek daha fazla aksiyon odaklı hale geliyordu. Bu trendi en yoğun şekilde temsil eden serilerden biri de Silent Hill'di. Konami yönetimindeki unutulmaz günlerinin ardından Silent Hill Downpour ve Book of Memories gibi oyunlar piyasaya sürülmüştü. Bu oyunlar kendi atmosferini korumayı başarsa da serinin imzası olan dehşet veya psikolojik korku unsurlarını sunamadılar. Silent Hill yeniden yapım ihtiyacı duyuyordu. Konami böyle bir yeniden yapımı hayata geçirebilecek en iyi kişinin Hideo Kojima olduğunu düşünüyordu. Kojima'nın korku serisiyle ilişkisi sınırlıydı. Metal Gear Solid yaratıcısı ve Team Silent ekibi, Kojima'nın geliştirme stüdyosu Kojima Productions'a katılan bazı üyelerle temas halindeydi. Kojima Silent Hill üzerinde daha önce çalışmamıştı ama oyunun neye ihtiyacı olduğunu ve başarılı olması için neye ihtiyaç duyduğunu biliyordu. Konami'nin başkanı Kojima'ya 2012 yılında sonraki Silent Hill oyununu geliştirmesini teklif etmişti. Başlangıçta Kojima tereddütlüydü. 2012'de Eurogamer'a verdiği röportajda biraz çekindiğini ve bu tarzda bir oyun geliştirebileceğinden emin olmadığını açıklamıştı. Bu olasılıksız projenin kaderi 2014 yılının Ağustos ayına kadar belirsiz kalacaktı. Sony Gamescom basın konferansında PT'yi duyurdu. Bu duyuru dünyanın ilk etkileşimli tanıtımı olma niteliği taşıyordu. PT, takma adı 7780 olan bir stüdyo tarafından geliştiriliyordu. Oyuncular gördükleri şeyi yoğun ilgiyle karşıladılar. Resmen şaşkına dönmüşlerdi. Oyun, doğasını hemen açıklamak yerine oyuncuları sonsuz bir döngüde dolaşmaya zorluyordu. Ürkütücü düşman ve garip bulmacalarla dolu bir koridor. Birçok oyuncu bu anlaşılmazlığı hoş karşılamamıştı. Kojima endüstriyi aldatma konusunda bir üne sahipti ve aynı yıl Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ile benzer bir numara yapmıştı. PT'nin aldatmacası karmaşıktı. Ancak Kojima'nın alışılmadık şeyler yaptığı herkes tarafından biliniyordu. Del Toro'nun daha önceki oyun yapma denemeleri başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Ancak Kojima ile yaratıcı bir yakınlıkları vardı. Del Toro'nun eleştirmenlerden övgü alan Hellboy ve Pan'ın Labirenti gibi filmleri bulunuyordu. Ancak sadece iki video oyunu projesinde çalışmış ve her ikisi de iptal edilmişti. Bu deneyimler Del Toro'yu sarsmıştı. Fakat bu sefer yanında Kojima vardı. Kojima'nın yanında olması Del Toro'yu bir kez daha video oyunu denemeye hazır hale getirmişti. Bu arada Norman Reedus, Del Toro'nun uzun zamandır meslektaşıydı. Kojima, Walking Dead yıldızının oyunlarında yer almasını istediğini ifade ettiğinde Del Toro, Norman Reedus'ın ekibe katılmasını sağlamıştı. Bu üç kişiye ek olarak korku manga sanatçısı Junichi Ito da projede yer alıyordu. Stilistik olarak Team Silence'ın eserlerinden farklı olsa da korku manga sanatının işleri serinin evrenine mükemmel bir şekilde uyacaktı. Silent Hills başarılı olması için gereken her şeye sahipti. Proje endüstrinin dört bir yanından destek alıyordu. Birçok kişi PT'nin heyecan verici olduğunu düşünüyordu. Diğer korku oyunları korkudan
oyundan daha çok aksiyona odaklandıkları için atmosfer zayıf kalıyordu. P.T. oyuncuları doğrudan korkuyla baş başa bırakıyordu. P.T. bir sonraki Silent Hill oyununun psikolojik korku atmosferinden vazgeçeceği endişelerini ortadan kaldırmıştı. Kojima ve Del Toro seriyi köklerine geri götürüyordu. Kojima 2014 Tokyo Oyun Fuarı'nda Silent Hills için yeni bir konsept fragman tanıttı. Bu fragman final sürümünü temsil etmiyordu. Oyunun nasıl olacağına dair daha spesifik ayrıntılar istendiğinde Kojima bir açıklama yapmamıştı. Ekip oyunu bölümler halinde yayınlamak da dahil farklı fikirler düşünüyordu. Ancak ortada kesin bir şey yoktu. Oyunun birinci şahıs mı yoksa üçüncü şahıs mı olarak oynanacağı bile belirsizdi. Bilinen tek şey oyunun korkutucu olacağıydı. Maalesef Silent Hills'in tam anlamıyla yapılmaya başlaması için Metal Gear Solid 5'in çıkması gerekiyordu. Ne yazık ki 2015'in Mart ayında Konami'nin içinde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğuna dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Kojima'nın adı Metal Gear Solid sosyal medya hesabından ve web sitesinden kaldırılmıştı. Artık şirkette yetkililer arasında görünmüyordu. Hayranlar iyimser düşünerek bunun başka bir karmaşık oyun olabileceğini umuyordu. GameSpot'un Kojima ve Konami arasında bir ayrılık yaşandığını ve Metal Gear Solid 5 tamamlandıktan sonra şirketi terk edeceğini iddia eden bir rapor yayınlamasıyla hayranlar hayal kırıklığına uğradılar. Silent Hills'in iptal edilmiş olabileceği düşünülüyordu. Buna ek olarak Del Toro ve Norman Reedus projenin iptal edildiğini açıklamıştı. Nisan'ın sonlarına doğru Konami, Del Toro ve Reedus'un açıklamalarından sonra Silent Hills'in iptal edildiğini doğruladı. Haber internette öfke ve hayal kırıklığı ile karşılandı. P.T.'nin etkisiyle bu kadar etkilenmiş olan hayranlar için projenin durdurulması tam anlamıyla acımasızcaydı. Daha sonra Konami, P.T.'nin PlayStation Store'dan kaldırılacağını duyurdu. Birçok kişi tarafından keyifle oynanan bir ürünün siliniyor olması yeterince kötüydü. Konami, Eylül ayında Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain'i dünya çapında piyasaya sürdü. Ancak oyun eksikti. Oyundaki önemli bir kısmın olmayışı, Konami ve Kojima'nın arasındaki ayrılıktan dolayı olduğu konuşuluyordu. Daha sonra Kojima, bağımsız bir geliştirme stüdyosu olan Kojima Productions'ı kurdu ve Konami'den ayrıldı. Ne Kojima ne de Konami, ilişkilerinin neden bozulduğuna dair resmi bir açıklama yapmıyordu. Konami, Castlevania, Suikoden ve Gradius gibi sevilen serileri terk ederek sığ ancak karlı olan mobil oyunlara yöneldi. Konsol oyunları geliştirmek giderek daha maliyetli ve riskli hale gelmişti. Kojima gibi konsollar için büyük bütçeli, üçüncü taraf oyunlar yapan biri artık şirkette bir yere sahip değildi. İptalin ardından Del Toro'nun hevesi kursağında kalmıştı ve Kojima'nın şirketten ayrılması konusunda Konami'nin saçmalığı olduğunu düşünüyordu. Kojima ise Konami'ye neredeyse 30 yıl boyunca çalıştığı için minnettar olduğunu belirtmişti. Konami ona çok az kişinin deneyimleyebileceği fırsatlar sunarak onu bugünkü haline getirmişti. Ayrıca Kojima'nın gelecekteki projelerde Del Toro ile işbirliği yapmaya devam etme olasılığı vardı. Daha sonra Death Stranding'i E3 2016'da duyurduğunda Del Toro ile çalıştığını açıklamıştı. Hello, hello everyone. I'm back. Today I bring something new we made for you, and this is all running in real time. Please enjoy. Bu arada P.T. diğer geliştiricilere ilham kaynağı olmuştu. İlerleyen yıllarda P.T.'ye benzeyen birçok oyun piyasaya sürülecekti. Özellikle 2016 yapımı Layers of Fear, P.T.'den ilham almıştı. Büyük bütçeli oyunlarda ise Resident Evil 7 daha az aksiyon, daha yoğun korku deneyimine geri dönmüştü. P.T.'nin PlayStation Store'dan kaldırılmasının ardından birçok hayran P.T.'nin mirasını korumak amacıyla bilgisayar için izinsiz olarak yeniden yaptılar. Silent Hill'in rafa kaldırılma kararı trajikti. P.T.'nin yaptığı etki diğer geliştiricileri cesaretlendirdiği gibi belki bir gün Konami'nin içindeki yaratıcılık ruhunun tekrar alevlenmesini sağlayabilirdi. Mary died of that damn disease 3 years ago. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill.